Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hoş kolay gelsin. Müdürüm. Müdürüm, kısaca bir açıklama yapabilir miyiz? Canlı yayındayız. Başlayalım mı? Tamam. Bir maçlarda yer lazım da benim. Ufaktan girdik ya şey organizeye. Önce okul olarak başlayalım. Evet, evet. Bunlar yeni maçlar değil mi? Evet. Müsaadesin. Sayın Kaymakamım. Değerli siyasi parti temsilcilerimiz. Çok kıymetli. Marabaz esnafı ve ahşaba gönül veren dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Biliyorsunuz ülkemizde güzel bir slogan vardı. Meslek lisesi, memleket meselesi. Gerçekten meslek liselerimizin bu üzerindeki ölü toprağını atıp yeniden silkinip kendine gelmesiyle ilgili Sayın Bakanımız Mahmut Özer Başkanlığı'nda çok ciddi çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Öğrencilerimizin layıkıyla iş başında işi öğrenerek geçmeleri onların geleceği açısından son derece önemli bir konum arz etmektedir. Bu sebeple biz de yaklaşık 2 milyon liralık bir makina parkuruna yatırım yaparak bu gençlerimizin iş başında öğrenmeleri, işi öğrenmeleri, işte kullanılan makinaları öğrenmeleri ve bu makinalarda kullanılan bilişim sistemlerini öğrenmeleri için yola çıkmış bulunmaktayız. Bunun için 4 eksenli puanla makinesinden kafaya batlamasına kadar, CNC makinelerden, rotorlarına kadar bütün makinelerimizi almış bulunmaktayız. Bizim TOSYA olarak biliyorsunuz Türkiye'nin yaklaşık %38 kapı ihtiyacını karşılayan bir ilçeye de yaşamaktayız. Dolayısıyla Türkiye'nin ahşap lokomotifiyiz. Burada aranan eleman yetiştirmek de eğitim camiası olarak bizlere düşmekte. Elimizden ne gelirse siz değerli işverenlerimize aradıkları elemanları yetiştirmek için çalışıyoruz. Lütfen işverenlerimiz de bu konuda bizi desteklesinler, bizi çalıştırsınlar. Biz çalışmak için buradayız. İşverenlerimizden biz iş istiyoruz. Bizi çalıştırsınlar, bize yol göstersinler. Biz de o yolda öğrencileri yetiştirmeye gayret edelim. Okulumuzdan mezun olan bir öğrenci işe gittiği zaman, iş aramaya gittiği zaman ben TOSYA Endüstri Meslek Lisesi, TOSYA Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nden geliyorum dediğinde o işveren bu okulda bu öğrenci şu makinaları kullanmıştır, şu bilgilere sahiptir diyerek gönül rahatlığıyla öğrencilerimizi işe almak durumunda kalsınlar. Bizim tek amacımız bu. Yoksa tövbe haşa biz sizlerle rekabet etmek için bu makinaları almadık. Sadece makinaları kullanmalarını çocuklarınıza öğretelim. Sizlere layıkıyla yetişmiş elemanlar gönderelim. Ve her zaman yüzümüz ak bir şekilde dimdik gezelim. Derdimiz buydu. Tekrar katılımınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Tekrar söylüyorum. Biz meslek liseleri olarak sizlerin isteklerini bekliyoruz. Bizlerden isteyin. Öğrenci isteyin. Şunları öğretin deyin. Bize yol gösterin. Biz de elimizden geldiğince size uygun, sizin aradığınız vasıflarda kalifiye eleman yetiştirmek için elimizden ne geliyorsa bunları yapalım. Burada bize destek olan pek çok firma var. Çok sağ olsunlar. Örneğin hepinizin tanıdığı, hepinizin alışveriş yaptığı Beta Kimya var. Apel bir senelik tutkal ihtiyacımızı karşıladılar. Ben Apel'in sahibini tanımam. Postolda diye biliyorsunuz. Sadece sağ olsunlar aracı arkadaşlarla dediler ki bu okulun bir yıllık tutkal ihtiyacını biz karşılayalım. Bir başka firma Kocamaz. Kocamaz'ı da biliyorsunuz. Öğrencilerimize kullanmaları için havalı tabancalar, zımba tabancaları gönderdi. Çağ grubu yine havalı tabancalar gönderdi. Orman İşletme Müdürümüz sağ olsun sermaye olarak 3 metre 40 bir kereste verdi. İnşallah bunlarla yola çıkarak öğrencilerimize bir şey öğretme derdindeyiz. Şimdi şu arkamızda görmüş olduğunuz Alman malı Çinlisel marka 4 eksen torna makinesinde kısa bir uygulama yapsın öğretmenlerimiz. Şu görmüş olduğunuz ahşap masa ayaklarını, küpeşteleri bu makinamız
en fazla 8 dakikalık sürede üretebilmekte bir tane makineyi, bir parçayı. Dolayısıyla o eski keser, testere ve rendeyle çalışma döneminin çok geride olduğunu düşünürsek bu okulumuz için çok iyi bir adımdı. Arkanızda gördüğünüz kapıya batlama makinesi, diğer atölyemizde bulunan CNC makineleri, bunlar öğrencilerimizin kullanımına açık ve her daim uygulama yapabilirler. Burada çok değerli alan öğretmenlerim var, mobilya ve dekorasyon öğretmenlerim. Bunların gayretleriyle inşallah bu öğrenciler okulları bitirdiği zaman her işletmede yüz artacak, aranan elemanlar olacaklar. Hepinize çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. Tabii bakanlığımız, devletimiz bu işlere son zamanlarda çok önem veriyor. Özellikle ara eleman geliştirilmesi konusunda. Bu hem sanayimiz için hem de bu konuda yetişmek isteyen çocuklarımız için, lise çağındaki, ortaokul çağındaki çocuklarımız için çok önemli. İşte burada yetişen çocuklar yarının sanayi, organize sanayi bölgelerinde, diğer piyasa şartlarında bu işi öğrenmiş, güzel dahiliyle yapan, bu işin ustası öğrenimini görmüş, hem alaylı yetişmiş hem de bu işin eğitimini almış. İkisi bir arada birleştirilmiş olarak yetişiyor. Dolayısıyla kaliteli malzemeler ortaya çıkıyor. Halkımız da kaliteli malzemeler bu şekilde kullanılmak istiyor. Bunlar tabii çok pahalı cihazlar. Dövizle gelen cihazlar. Onun için bunların kıymetini iyi bilmemiz lazım. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi motive etmemiz lazım. Bu konuda bu çabayı sahip eden Milli Eğitim Müdürlüğü'nde buranın yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Devletimize. Ne güzel şartları sağlıyorlar bize, öğrencilerimizin geçmesini sağlıyorlar. Tabii TOSYA denince akla ilk başta ahşap kapı geliyor. Nerede bir TOSYA'nın lafı geçse, özellikle Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde hemen bizim kapılarımızın, TOSYA'dan üretilen kapılarımızın kalitesinden bahsediyorlar. Bu konuda iş alanlarımız son derece başarılı. Ama bunu daha iyi yerlere taşımak, kaliteyi daha da arttırmak için Milli Eğitim Bakanlığımız, devletimizin bu konuda yaptığı değerli katkılar da çok önemli. O yüzden EBA'ya geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bunları daha da geliştirerek sürdürmemizi istiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ şimdi hocam bir tane uygulama yapalım. Tozun ünitesi daha
kadarıyla. Merdiven korkulukları. Evet. Elinize sağlık. Evet, evet. Ümele ne? Sayın Müdürüm, canlı yayındayız. Gerçekten tebrik ediyorum. Tosya dediğiniz gibi kapı sektöründe bir numara. Ahşap işinde bir numara. Ve bütün fabrikalarda işçi sorunu yaşanıyordu. Sizin buradaki amacınız kalifiye elemanlar yetiştirmek ve buradan mezun olan öğrencilerimizin kalifiye eleman olarak işlere alınması. Amacımız oydu zaten. Evet. Biz şimdi bu durumu İl Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Cengiz Bahçacıoğlu'yla da paylaştığımızda o da çok heyecanlandı. Bu bizim ihracatçı sayımızın fazla olması, ilçemizin kapı sektöründe Türkiye lideri olmasını anlattık. O da Sayın Bakanımız Mahmut Özer Bey'e anlatmış. O da gerekli bütün desteği vereceğini söyleyerek biz bu yola çıktık. Bizim içimizdeki ateş daha da körüklendi bu arkamızdaki destek sayesinde. Sayın Kaymakamımızla da paylaştık. Böyle bir şey mümkün olacağını düşünerek bu yola çıktık. Bu demin çekim yaptığınız makine ilçemizde ve bölgemizde yok. Sadece Tosya'da bizim okulumuzda var. Döner sermayeden eğer bize ulaşan firmalar olursa onlara da temin edebiliriz. Hem öğrencilerimiz işi öğrenir hem okulumuza bir gelir elde etmiş oluruz. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyiz Sayın Müdürüm? Yani Tosya'da bu makina ilk defa okulumuza geldi ve okulumuz bünyesinde. Bölgemizde de yok. Evet. En yakın Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde bir firma da var bu makinada. Bir de bizde var. Çok kısa sürede çok seri üretim yaparak bu sektöre adım atmış bulunuyoruz. Ellerinize sağlık. Tebrik ediyorum. Kaymakam Bey, sizleri de tebrik ediyorum. Ben verdiğiniz sağ olun, desteklerden sağ olun. Dolayı teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz üzere makinamızı tanıttık. Gerçekten çok güzel. Bu şekilde ahşaplara işlemeler yapılıyor. İsa Uslu Balıkesir'den selamlar demiş. Selamlar olsun efendim. Merhabalar. Sektörü elimle mesliyorum, görüyorsunuz. Evet, evet. Gördüğünüz üzere burada gerçekten bir samimi ve kaynaşma bir ortamı var. Marangoz esnafımız da buradalar. Ben şöyle onların da yanlarına doğru gidip biraz söyleşi yapmak istiyorum. Kolay gelsin.
Merhabalar efendim. Tosya'mızın sevgili değerli esnafları. Marangoz kapı sektöründe. Bugün burada bu makinaya ne diyeceksiniz? Gerçekten Tosya için de ihtiyaçtı sanıyorum, değil mi? Aynen. Kazanılmış bir fırsat. Evet. Burada deneyimli elemanlar yetişecek. Sonuçta sizlerin de işleri olduğunda burada sanıyorum işlem yaptırabileceksiniz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Marangoz esnafından Halim Yılmaz. Böyle. Sizi tanıyalım. İsmail Sürkeci. Ben de Marangoz. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Tuncer teyze, marangozum yukarıda. Aynı zamanda bu okuldan mezunum. Evet, evet. Çok güzel bir şey. Öğrencileri eski teknolojiden çıkarıp yeni teknolojiyle çalıştırıp bizim gibi çalışan imalatçı arkadaşlara zemin hazırlayıp bize de işte kargo olarak göndermeleri inşallah olacak, güzel bir şey. İnşallah. Faydası inşallah. Göreceğiz inşallah. Yani. İnşallah. Hayırlı olsun sağ diyoruz. Afiyet olsun. Tabii ki şimdi bağ bahçe mobilyaları biraz daha rövanşlı olduğu için bunlar gerekli bir şey. Yani hep kapı tosyamızda değişik bir şeyler olmadığı için makineler lazım. Endüstriyel böyle bir şey yapmak, değerlendirmek lazım. Yani esnaflar olarak biz zaten duyurumuzu yapacağız ama makinaları boş durmayacağız inşallah. Teşekkür ederim. Başkanım ben yetişemedim demeci verdiniz. Tosyamız adına çok güzel bir olaya şahit olduk buradan. Evet. Kalifiye elemanlar yetişecek buradan. İnşallah. Temennimiz o zaten. Endüstri meslekte hani okul bitirmekten ziyade meslek bitirmiş eleman bizim için de çok iyi bu açıdan. Evet, bu arada sevgili izleyenlerimizi sizi de tanıtalım. Tosya Marangozlar evet. Odası Başkanı. Tosya Marangozlar Odası Başkanı Salim Karabeyoğlu. Evet. İnşallah hayırlı olur memleketimize. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Olaya şahit olduk. Hoş ve sağlıklı kalın diyoruz. Allah'a emanet olunuz.